Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız en son Peugeot'umuza far falan takmıştık. Jant takmıştık ve burada da arkadaşlar ya, ilginç bir reklam gördüm. ING Bank'ın o dönemde reklamı yapılmış. Muhtemelen tabi bunlar anlaşmalı. Biliyorsunuz normalde oyunlardaki işte reklam tabloları falan gerçekçi olsun diye yerleştirilir. Ama ING Bank'ta demek ki firma anlaşmış ki böyle bir şey yapmışlar. Şey miydi, L miydi, onu hatırlamıyorum. Şeymiş. Vites olayları bana açıkçası biraz saçma sapan geldi. Yani şey tuşunda niye bu vites, onu bilmiyorum. Normalde drag yarışında bu Peugeot'lar, daha doğrusu önden çekiş araçlar bayağı sıkıntılıdır. Daha çok drag yarışlarında ilk başta önden çekişli araçlar geçer. Veya da 4x4 araçlar. Lakin daha sonradan arkadan itiş araçlar üstünlüğü kurur, üstünlüğü sağlar. Biz zaten birçok yarışı izlerseniz de önce arkadan itişler ve afallar daha sonradan geçer. Hemen kaydedelim. Evet, şu anda performans kiti açıldı. Gidip aracımı hemen bir performans parçası taktırmayı düşünüyorum. Çünkü şu anda aracımız full stock. Full stock olduğu için de görelilik ve hızlanması son hızı oldukça az. Yavaş, hantal. Hemen gidip hani ufak da olsa performans kiti takarak aracımı hızlandırmayı düşünüyorum. Hemen ilerleyelim. Bu arada sokaktaki araçlarla yarış yaparak hem para kasabilirsiniz hem de şu anda sizde açık olmayan parçaları taktırabilirsiniz. Yaklaşık bir 5-6 aracı üst üste geçerseniz arkadaşlar yıldız çıkıyor. O yıldız sayesinde performans dükkanına veya da bir modifiyeci dükkanına gidip sizde açık olmayan parçaları aracınıza tek seferlik taktırabiliyorsunuz. Buralara geçelim. Bunu takacağım ben. Çünkü hem hızlanmayı arttırıyor hem de son hızı oldukça arttırıyor. 190 küsür dolara da şunu alabilirim. 95'e de sanıyorum artık pek bir şey olmaz. Şunları da alalım tabi. Ve dönelim. Drift yarışlarını seviyorum ben. Çünkü oldukça basit geçmesi. Sol ön çaprazdaki mesela Acura bu seviyeye bence gelmemesi gerekiyor. Çünkü yani bizde Peugeot var, öndekinde Mazda var, Nissan var. Şu anda bence gelmemesi gereken bir araç. Çünkü sonuç olarak oyunun ilerleyen zamanlarında o aracı alabiliyoruz sadece. O yüzden onun gelmesi haksızlık bence. Tabi oyundaki botlar belirli metotlarla oynadığından dolayı pek fazla fark ettirilmiyor. Araç iyi olsa da kötü olsa da. Ama yine de artık zor sanırız. Muhtemelen birinci olduk. Evet, kazandık. 19K skor yaptık. Güzel. Yaklaşık bir 200 dolarlık bize bir para vermesi gerekiyor şu anda. Evet. Tabi aracı ekstradan modifiye ettiğimiz için de, motorunu modifiye ettiğimiz için de daha doğrusu, ekstradan görüldüğü gibi araç biraz daha seri ilerliyor. Şuradaki SMS'i alayım ben. Ben buradan aracıma bir neon takmak istiyorum. Ne kadardı bu neon? 200 dolar bence uygun. Kırmızı bence bayağı iyi duruyor. Hiç gerek yok buna. Buna hiç gerek yok. Buna kadar da 300, biraz pahalıymış bunlar. Yani neon daha ucuz olurken o göstergelerin daha da olması ilginç geldi bana. Bir laplı yarış var, turlu. Bir de sprint yarışımız var. Ben şu laplı yarışları nedense hiç sevmiyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Tabii burası biraz ufakmış. Mitsubishi Eclipse miydi? Neydi onun ismi? Eclipse miydi? O araç da gerçekten NFS Underground 1'in en iyi araçlarından birisi. Korkulan bir araç zaten. Ben NFS Underground 1 oynarken
O araç geldiği zaman maçı kapatıyordum, tekrar açıyordum. Çünkü o araca geçmek bayağı zordu. Zaten kendisi stok halde motor modifiyesi görmüş araçtan daha iyi ilerleyebiliyor stok halde bile. Şurada ağır bir fren yapalım çünkü aracımız zaten peki dönmüyor. Ama yine de o ECU'yu mecu'yu aldık ya, bence bayağı bir fayda sağladı bize. Çünkü daha demin hani 180'e bile aracımız kolay kolay çıkmazken şimdi 200'ü falan rahat görmeye başladım. Şuradan oyunun bug'ını kullanarak hızlı bir dönüş yapalım. Araçlara çarpılmaya dikkat gösterelim. Şöyle dönelim. Tabii nitromuz olmadığı için birinci olarak bile bitirsek lapı, turu daha doğrusu, herhangi bir nitro vermiyor çünkü nitromuz yok. Onun yerine ekstradan puan veriliyor. Bu puanların şahsen ne işe yaradığını ben bilmiyorum ama herhalde oyunun gidişatını kısmen kolaylaştırıyor. Öyle tahmin ediyorum en azından. Çünkü maçlarda verilen para ne kadar puan toplarsanız toplayın sabit. Zaten bunu biliyorsunuz. Bak oradaki modelleme mesela hafif çaprazlama. Yani düz olarak gözüküyor. Normalde oraya pat diye girmem lazım ama oradaki kemik modellemesi hafif çaprazlama yapıldığından o şekilde direkt çarpmıyorsunuz arkadaşlar. Oyundaki modelleme sistemlerini bildiğim için, yani zamanında kısmını oyunla yaptım çünkü. Oyunda bir görsel gördüğümüz bir modelleme var, bir de görmediğimiz kemik modellemesi var. Önemli olan o kemik modellemesi. Birçok FPS oyununda veya da RPG oyununda görmüşüzdür. Normalde ağacın yanından ilerleriz ama ağaca takılırız. Ama ağaçlarımızda bir 2-3 metre fark vardır. Bunların hepsi kemik modellemesinden kaynaklı şeyler. Tabii grafikler, modellemeler, sabit modellemeler daha doğrusu, birçok oyundaki gibi tost. Yapalım bunu ve $750 veriyor, çok iyi. Neredeyse 2-3 yarışlık bir para. Hatta bunun da o kadar basit olduğunu sanmıyorum ama. Oo. 3 kişilik bir yarış bir de bu. Çok iyi. Ama daha sonradan bize yetişebilirler, bu sıkıntı. İlginç. O kadar basit olmasından beklemiyordum şahsen. Evet bakın, daha sonradan kısmen yetişmeye başladılar. Güzel, aracımız en azından 230 falan gidebiliyor artık. $750 bence temiz kar. Buradan yarış seçeceğiz ve buradan bize para veriyor. Ne diyor bu? 3 yürüt, 3 drift. Bakın şurada mouse'la gösterebiliyorum. Bakın şurada sponsorları seçtiğiniz zaman spawn olacak yarışlar değişiyor ve size geliri de değişiyor. Mesela bunu alırsam 900, bunu alırsam da 800 küsur alacağım. Ne diyor bu? Drift, street, drag. Drift bence drag olsun. Drag daha basit. Drag'a hemen geçeriz. Hiç zamanımızı almaz. Diğerleri biraz daha zorlar bizi. Oo, şu anda yalnız bayağı bir paramız oldu. Bayağı bir paramız oldu. Bakın bir de bu X olanlar ekstradan fazla veriyor size. Ve yeni yeni maplar oluyor genellikle. Oynamadığınız maplar oluyor. Hemen şunu yapalım. Bakalım. Bunu geçebilecek miyiz? O iyi. Şu anda bug'ı gördünüz mü? Ben oynarken böyle bug'lar pek olmuyordu. Tabi oyun eski bir oyun olduğu için ve tabi internetten indirdiğim için de ne kadar full bilmiyorum oyunu. Herhalde kazanacağız. Bir bakalım. Evet, muhtemelen kazandık şu anda. Güzel. Bayağı bir paramız oldu yalnız. Bu parayla aracımızı kullanabiliriz. Bakalım ne kadar verdi bize. Yaklaşık bir $700'dı herhalde. Tam görmedim ama. Evet, o civarda bir şey vermiş olmalı. İlerleyelim performansçıya doğru. Ve sol tarafta da bir drag görüyorum ben herhalde. Evet.
O durağı da yapalım gider ayak. Drag yarışlarını geçmek oldukça basit. Zaten düz basıyorsunuz. Bir vitesleri değiştirmek mesela. Hemen şeye tuşuna bir bakayım şuradan. Şuradan. Oo, güzel. Güzel, en azından bizi yetişemiyorlar. Tabi o dönemlerde bunlar pek göze batan şeyler değil. Şimdi hemen performansçıya gideceğim. Aracımı muhtemelen 4500 dolara falan fulleyebilirim diye tahmin ediyorum. Nos falan takarız. Daha sonra da kısmen aracın rengini değiştirip yapıştırma yapmayı düşünüyorum derken iyi bir girdik buradaki aracı. Öncelikle ben aracımın şu andaki halini ölçmek istiyorum, test etmek istiyorum. Bir saniye, parçayı takmadan önce ben direkt bir test edelim aracımızı. Evet, aracımız 200 Newton metre tork üretiyormuş, herhalde böyle okunuyor. Maksimum gücü ise 118 kW. Yani herhalde elektrik üzerinden ölçülür. Beygiri değil. Emin değilim ondan. Ama aracımız yine iyi. 0-100 hızlanması. Tabi 0-60 olarak gözüküyor burada. Çünkü biliyorsunuz bunlar mil üzerinden hesaplanıyor. Çünkü Amerika yapım boyu biliyorsunuz. Aracımızın 0-100 hızlanması 5.78 saniye. 0-100 mil kaça tekabül ettiğini bilmiyorum. Herhalde 180 km falan. Yaklaşık 180 km ise 18 küsur saniyede hızlanıyor herhalde, emin değilim ondan. Aracımızın şu anda son hızı ise top speed 246 km. Yani şu anda bence gayet iyi. Bir çıkacağım. Bir parçaları takacağım ben şöyle. Hepsini takacağım. ECU'yu taktım biz, evet. Transmisyonu da tak hocam. Tamam. Alalım. Ve hatta paramız da artıyor. Çok iyi. Şimdi 1300 dolar paramız arttı. Şimdi nasıl hızımız? Bir bakmak istiyorum ben ona. Enter diyelim. 0-100 hızlamamız 5.5 saniye düşmüş. Son hızımız 255 kilometrelere çıkmış. Non-torkumuz ise 20 küsur artmış. Kilowatt gücümüz ise 127'ye yükselmiş. Aslında böyle aşırı fark pek yok şu anda. Ama şuradan ekstradan aracımızla oynayabiliyoruz arkadaşlar. Yani Nitro'nun buradan Nitro'nun ayarını yapabiliyoruz. Yani zaman odaklı mı olsun, güç odaklı mı olsun. Mesela sağa doğru çektiğimiz zaman Nitro'muz daha geç bitiyor ama daha güçsüz oluyor. Sola doğru çektiğimiz zaman da bakın power diyor zaten. Nitro'muz çok daha çabuk bitiyor ama çok daha fazla güç veriyor. Benim tavsiyem ortalarda bir şey olsun bu. Buradan da ekranı ayarlama yaparak işte aracınızı hızlanma odaklı veya top speed odaklı yapabiliyorsunuz. Yani şunu diyorsanız işte benim aracımın 0.30 hızlanması, pardon 0.100 hızlanması daha iyi olsun diyorsanız oradan ekstradan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Veya da işte ben sürekli drag yapacağım aracımla diyorsanız da aracın son hızını arttırabilirsiniz. Bu şekilde ekstradan aracınızla manuel ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere.